içerisinde bir şeyler var. Kütahya'nın UNESCO'da yaratıcı şehirler ağına dahil olmasının ardından Kütahya Belediyesi gastronomi birimi oluşturdu, kentin yöresel lezzetlerini bir araya getirdi. Çet alıp geleyim, oradan. Kütahya'nın UNESCO'ya dahil olması büyük önem taşıyor. UNESCO'da yaratıcı şehirler ağına dahil oldu. Tabii bu yaratıcı şehirler ağı deyince bazı insanlarımız basit bir şey zannedebilirler. Dünyada 2 milyonun üzerinde şehir olduğu düşünülürse Kütahya'nın bu ağa girmesi gerçekten çok büyük önem arz etmekte. Bu sanatları, halk sanatlarını ve zanaatlarımızın sadece tarihte kalması, geçmişte kalmasından ziyade günümüzde de sürdürülebilir olması çok önem arz etmekte. Halk ekonomisine, halkımızın ekonomisine katkı sağlaması çok büyük önem arz etmekte. UNESCO zaten bu kriterlere dikkat ediyor. Tarihte yaşanmış bazı sanatlardan ziyade günümüzde de sürdürülebilir durumda mı buna bakıyorlar. Tabii bu çok büyük bir başarı. Kütahya'mız için, ilimiz için, Türkiye'miz için çok büyük başarı. Yöresel alanda Kütahyalıların ürettiği ve tükettiği ürünler yer alıyor. Yöresel ürün olan alanda şu anda Kütahya'mızda insanların tükettiği, kullandığı ve yöresel olarak üretilen ürünleri kastediyoruz. Tabii bu sadece bu şekilde sınırlı olmayacak. Her ay bir değişik etkinlikle yöresel ürünlerimizi, zanaatlarımızı, el sanatlarımızı tanıtmaya devam edeceğiz inşallah. Peki gastronomi biriminde neler olacak? Bir kahvaltı konseptimiz var zaten. Kütahya'ya özel mantı, cimcik, tosunum, su böreği, dolamber, bunun gibi ürünleri erişte daha çok hızlandırarak Kütahya'yı tanıtmayı düşünüyoruz. Burası İstanbul, Ankara, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Antalya bağlantılı bir yol olduğu için daha çok amacımız Kütahya'yı diğer illere de tanıtmak.